Çözüm süreci başladığında devletin güvenlik birimlerinde ömürlerini geçirmiş deneyimli asker ve polisler korucuların durumu konusunda uyarmıştı. Adına çatışmasızlık denilen süreçte korucular bir anlamda sahipsiz kalmış, bazıları da terör örgütü elemanlarınca öldürülmüştü. Devlet şimdi Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 5000 genci korucu kadrosunu alacak. Geçmişte korucular arasında uyuşturucu kaçakçılığı yapan PKK'ya erzak ve silah temin edenlere rastlamıştık. Bunlar bir elin parmaklarının sayısı kadar azdı. Yürekli korucular çoğunluktaydı. Korucu sistemine baştan beri karşıydım. Oradaki aşiretlerin mensuplarına devlet bir anlamda iş vermiş, bu sayede de devleti arkasına alan aşiretler gücüne güç katmıştı. Şimdi de geçmişte yaşananlara benzer bir durum var. Birçok aşiret devletten yana tavır almış durumda. Devlet hem o aşiretlerin gönlünü kazanacak hem de o yöreleri avucunun içi gibi bilen korucularla etkin mücadele yapacak. Mevcut pozisyon şu anda bunu gerektiriyor ama devlet yarının hesabını da yapmak zorunda. Yetkileri ve görev alanları iyi belirlenir ve geçmişte yaşanan suistimallerden ders çıkarılırsa korucular terörle mücadelede büyük rol oynar. Halkı kazanmak şartıyla.